Merhaba arkadaşlar. Bugün size kıvrım tatlı nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Ustaların kimseye kolay kolay tarif vermediği şeyi ben YouTube'dan sizlerle paylaşacağım. Yalnız sizden bir ricam var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olun ki böyle videoları sizlere daha çok ulaştırma imkanım olsun. Ben de bu işi bir gurur duyarak sizlerle paylaşayım, beni takip ediyor arkadaşlarım diye. Evet, 1 kilo un koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir leğenimiz var. Şöyle ben size göstereyim. 1 kilo un ve yaş maya, normal bildiğiniz yaş maya. İşte biz böyle ezdik, sizler için hazırladık. Sıvı kıvama getiriyoruz. Soğuk suyla 1 kilo hamura 25 gram maya katıyoruz. Burada suyumuz var hamuru yoğurmak için. Bu su böyle elinizi, çıplak elinizi batırdığınızda işte böyle elinizi yakar yakmaz. O derecede olması gerekiyor. Bu da gördüğünüz gibi unumuz. Yine tatlı için lazım olan, kıvrım tatlı için lazım olan şerbetimizi de hazırladık sizler için daha önceden. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Ondan sonra anlatmaya devam edeceğiz. Böyle aşamalı aşamalı. Hep birlikte şöyle gördüğünüz gibi suyu katalım. Biraz normalde çift elle yoğuracağız ama video çektiğim için tek elle yoğurmaya çalışacağım. İşte suyu böyle koyduktan sonra arkadaşlar şöyle yavaş yavaş suya yedirerek unumuzu, hamurumuzu yoğuruyoruz. Şöyle suyu alalım. İşte görüyorsunuz, çok bekletmemek gerekiyor. Normalde çift elle yoğurmadığımız için şöyle. Evet. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Misafirimiz de geldi bu arada. Hamurumuzu hazırlayalım. Lastiklenmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Hamurumuzun. Tatlı hamuruyla çok oynamamak gerekiyor. Ben bu sefer biraz fazla oynadım galiba. Şöyle mayamızı, hamuru yoğurduktan sonra üzerine ilave ediyoruz. Ve şöyle hemen kısaca mayamızı, hamuru yediriyoruz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Ben bunu 1 kilodan hazırladım sizler için. Evet, gördüğünüz gibi. Hamurumuz hazır. Ve sonraki aşamalarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Böyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Topaklanmamasına dikkat edeceğiz. Ve hamurumuz hazır. İnşallah öbür aşamalarda görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Yağımızın altını yaktık. Yağın ısınmasını bekliyoruz. Böyle şerbetimiz ve hamurumuz. Arkadaşlar şimdi kıvrımı döküyoruz. Ben torba yardımıyla döküyorum böyle. Yağımız ısındı. Görüyorsunuz. Eğer kanalıma abone olup takıldığınız yerlere altta yorum yazarak sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız kızarıyor. Böyle şerbete batırıyoruz. Biraz tabi şerbetin alması için bekletin. Bunlar da çıkmış hali. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup beğenip
Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgilerimle. Nehir Pastanesi Elbistan.